11 Ocak Cumartesi günü tahta çıkan 85. Patrik II. Saakmaşalyan, 12 Ocak Pazar günü sabah erken saatlerde Patrik ünvanı ile ilk kutsal ayini gerçekleştirdi. Patrik II. Saakmaşalyan özetle bugünün kendi hayatında çok özel olduğunu, Ermeni toplumunu kendisi için dua etmesini, herkesi doğruluk ve imanı birleştirmesi için dua ettiğini söyledi. 11 Ocak Cumartesi günü tahta çıkan 85. Patrik II. Saakmaşalyan, 12 Ocak Pazar günü Türkiye Ermenileri Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde sabah erken saatlerde başlayan törenle Patrik ünvanıyla ilk kutsal sunu ayini Antranik Badar Akını gerçekleştirdi. Tören Patrikhane binasında yurt dışından gelen yüksek rütbeli din adamlarının ve Türkiye Patrikliğine bağlı din adamlarının seslendirdiği ilahilerle Patrik Hazretleri ve din adamlarının korteji halinde Meryem Ana Kilisesi'ne geçmesiyle başladı. Kiliseyi tamamen dolduran Hristiyan halkın ilgisi dikkat çekiciydi. Tören süresince Patrik Maşalya'nın sunaktaki yardımcılıklarını Raip Şnork Donikyan ve Peder Şahen Uhanyan yaparken, ilahileri de Şef Sevan Agoşan yönetiminde ve Edwin Galiboğlu'nun orgu eşliğinde kiliseler karma korusu seslendirdi. Ayin sırasında müteveffa Patrik II. Mesrop Mutafyan için ayini ruhani okundu. Ayinde ilk kez dualar içerisinde Patrik II. Saak anılmaya başlandı. Sonrasında vaazını konuşan Patrik II. Saak özetle, bugünün kendi hayatında çok özel olduğunu, Ermeni toplumunun kendisi için dua etmesini, kendisinin de Tanrı'dan bilgelik dilediğini söylerken, kilisenin birleştirici gücünün herkesi doğruluk ve imanda birleştirmesini istediğini dile getirdi. Ardından kutsal ekmek dağıtımına geçildi. Sonrasında yine kortej halinde kiliseden çıkılıp Patrikhane'ye geçildi. Yine bu sırada halkın coşkusu ve sevinci görülmeye değerdi. Patrikhane'deki takdis dualarıyla da tören son buldu. Daha sonra Patrik Hazretleri yurt içi ve yurt dışından gelen din adamlarını ve halkı Patriklik kabul salonunda ağırladı, hepsiyle sohbetler etti. Ayrevi'yi var mı? Arşana boya kovuşan para buluruz kendisi.